Merhaba arkadaşlar. Yer Hizmetleri Yönetimi kitabımızın ilk ünitesiyle bir aradayız. İlk ünitemizde yer hizmetleri kavramı ve gelişimi konusu ele alınmaktadır. Amacımız nedir burada? Hava ulaştırma sektöründeki rolü ve önemini vurgulamak, temel kavramları ele almak, yer hizmet faaliyet türlerini ve süreçlerini göstererek gelişimini, Türkiye'deki gelişimini ele almaktır. Amaçlarımız doğrultusunda zaten aynı şekilde havayolu taşımacılığında havaalanı yer hizmetlerinin rolü, yer hizmetlerine ilişkin temel kavramlar, yer hizmet türleri, yer hizmetlerinin süreçleri ve havaalanı yer hizmetlerinin gelişimi başlıkları, konu başlıkları altında ünitemiz ele alınmıştır. Havayolu taşımacılığı nedir dediğimiz zaman birbirlerini tamamlayan birçok farklı hizmetlerin bileşimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitabımızda da güzel şekiller bulunmakta. Taşımacılık ve havacılıkla ilgili tüm bileşenleri gösteren bir şeklimizde yer almakta. Peki havaalanı yer hizmetleri nedir? Havaalanı yer hizmetleri de bir şekilde hizmetler bütününü oluşturmakta aslında. Bir uçağın havaalanına inişinden kalkışına kadar geçen sürede uluslararası ve ulusal mevzuata göre belirlenmiş standartlar çerçevesinde uçağa, yolcuya ve bagajına ve kargoya sağlanan hizmetler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Ekranda da gördüğünüz gibi havaalanı yer hizmetlerinin çevresi görülmekte, dış çevresi görülmekte. Nedir bu dış çevresi? Zaten bir sonraki bölümlerimizde iş çevresi ve dış çevresi de ele alınacak. Havaalanı işletmesi, terminal işletmesi, gümrük, güvenlik, hava yolları, otoriteler havaalanı yer hizmetleri işletmesinin çevresini oluşturmakta. Peki odakta neler var? Havaalanı yer hizmetleri türleri bulunmakta. Ülkemizde A grubu, B grubu ve C grubu olmak üzere 3 çeşit ruhsat verilerek işletmeler faaliyete geçmektedir. Nedir bunlar? A grubu yer hizmetleri, ruhsatı alan işletmeler hizmetlerin tamamını ya da işte ramp, yolcu hizmetleri, harekat, kargo gibi önemli hizmetleri vermeye yetkili olan işletmeler karşımıza çıkmakta. B grubu ruhsatlı işletmeler ise genellikle yerli havayolu işletmelerine verilmekte ve havayolu işletmeleri kendisine yer hizmeti vermek üzere bu ruhsatı almaktadır. C grubu ruhsatlı işletmeler ise ikram, uçuş operasyon, temsil, gözetim, yönetim gibi hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını vermekle yetkili olan işletmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü otorite biliyorsunuz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu SHY22 Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında havaalanı yer hizmet türleri aşağıda ekrandaki gibi sıralanmaktadır. Temsil, gözetim ve yönetim, yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, kargo ve posta hizmetleri, uçak hat bakım, uçuş operasyon, ulaşım, ikram hizmetleri, uçak özel güvenlik hizmeti ve denetimi olmak üzere yer hizmetleri sıralanmaktadır. Kitabımızda bütün bu üniteleri, bu yer hizmetleri türleri kapsamında ele almaktadır. Baktığımız zaman yine güzel bir şeklimiz var. Havaalanlarında biliyorsunuz hava tarafı ve kara tarafı olarak iki bölümde ele alınmaktadır. Giden yolcu, gelen yolcu, yine hava tarafında uçağa verilen hizmetler bulunmakla birlikte kara tarafında da yolcu, bagaj ve kargoya verilen hizmetler bulunmaktadır. Yine az önce söyledik aslında, giden yolcu için havaalanı yer hizmetleri, giden uçak için havaalanı yer hizmetleri, gelen yolcu için havaalanı yer hizmetleri ve gelen uçak için havaalanı yer hizmetleri süreci karşımıza çıkmakta. Yine kitabımızda çok ayrıntılı bir şekilde şekillendirilmiş. Kara tarafında ve hava tarafında hem yolcuya hem de uçağa verilen hizmetler tek tek gösterilmiştir. Peki Türkiye'deki havaalanı yer hizmetlerinin gelişim sürecine baktığımızda günümüzdeki adı Türk Hava Yolları, ilk kurulduğundaki ismiyle Devlet Hava Yolları kendi bünyesinde kendi yer hizmetlerini vermek üzere 1933 yılında yer hizmetleri işletmelerini ve faaliyetlerini başlatmıştır. 1958 yılına geldiğimizde Uçak Servisi A.Ş., kısaca adı USAŞ olan Türk Hava Yolları ve yabancı uçaklara yer hizmeti vermek üzere USAŞ işletmesi kurulmuştur. Yine aynı yıllarda bir girişimcilik örneği olarak karşımıza çıkan Çelebi ailesinin kurduğu Çelebi Hava Servisi Ankara Esenboğa'da faaliyetlerine başlamıştır. 1983 yılında yine diğer derslerinizde aslında bütün bunları çalışacaksınız. Amerika'da başlayan deregülasyon, serbestleşme faaliyetleri ülkemizde etkilemiş ve 1983 yılında çıkarttığımız Türk Sivil Havacılık Kanunu ile havaalanı yer hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemeler de ortaya çıkmıştır. Baktığımızda yine 1980 yılında Havaş'ın ve USAŞ olarak önceden başlayan işletmenin Havaş Yer Hizmetleri, USAŞ İkram Hizmetleri olmak üzere iki ayrı şirket olarak ayrıldığını görüyoruz. USAŞ 1989 yılında %70 hissesini SAS Service Partner'a devrederek farklı bir yapılandırmaya gitmiştir. 1991 yılında da havaalanı yer hizmetleri yönetmeliğinde düzenlemelere gidilmiştir. Zaman zaman bunlar hala yaşanmaktadır. 1996 yılına kadar diğer yer hizmetlerinin faaliyetlerine baktığımızda havayolu işletmelerinin güvenlik ihtiyacı kamu güvenlik kuruluşları tarafından karşılandığı görülmektedir. Ve 1996 yılından başlayarak yeni bir girişimcilik örneği olarak Gözen Güvenlik Hizmetleri'nin uçak özel güvenlik hizmeti verdiği görülmektedir. 1997 yılında Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri hizmete girmiştir. 2006 yılında TAV özel güvenlik hizmetlerine dönüşmüştür bu Tepe Savunma Güvenlik Sistemleri. 2007 yılında Türk Hava Yolları, Türk İş Doko ikram işletmelerini kurmuştur. 2010 yılında ise Türk Hava Yolları ve Havaş ortaklığında TGS Yer Hizmetleri işletmesi kurulmuştur. 2010 yılında da Sancak In Flight Service hizmete girmiştir. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da da çeşitli aşamalar yaşanmış ama en son yaşanan yine Avrupa Topluluğu kapsamında bir yönetmelik dahilinde bagaj hizmetleri örneğin kategori 3, yük ve posta kategori 4, ramp hizmetleri kategori 5, yağ ve yakıt hizmetleri kategori 7 gibi çeşitli yeni düzenlemelere gidilmiştir. Yine Avrupa'dan örnek vermek istersek sadece yer hizmeti vermek üzere kurulan işletmelere örnek Swissport ve SAS Ground Handling verilebilir. Havayolu işletmesi olup sadece kendi havayolu uçaklarına, havayolu işletmesine yer hizmetlerini sağlayan Avrupa'daki örneklerden bir tanesi de Iberia Ground Handling'tir. Bir de havaalanının işletmesinin altında yer alıp yer hizmeti faaliyeti sunan Tallinn Havalimanı Ground Handling de Avrupa'daki yer hizmeti işletmelerine örnek verilebilir. Katıldığınız için teşekkür ederiz.